havası belli olmuyor. Özellikle bahar aylarında sabah günlük güneşliyken öğlen yağmur yağabiliyor. Ancak yaz geldi, o günler geride kaldı. Türkiye bayramı 25 derece civarında bir sıcakla karşılayacak. Gerçekten çıktım, titriyorum, o kadar soğuk. Tekrar mı atlayacaksın? Atlarım, sıkıntı yok. Sergen'e göster kendini. Hava bir bozdu, bir açtı. Yağmur bir yağdı, bir güldü güneş. Derken yaz geldi. Geldi neşe, açtı çiçek, börtü böcek. İşte bu güzel hava muhabire böyle güzel şiir gibi anons çektiriyor diyeceğim ama şiirim pek güzel olmadı. Ama biz yine de bundan böyle artık havanın iyiden iyi ısınacağını söylemiş olalım. Tatil yapacak insanları bayramda çok sıcak hava bekliyor. Uzun vadeli tahminlerde bir daha 25 derecenin altı sıcaklık vermiyor. Güneşi gören bu sıcak tatil gününde kendini park ve sahillere attı. Baba oğul, geziye mi çıktınız? Evet, öyle sahilde bisiklete biniyoruz. Sporcuyum dedin sen az önce. Dedim. Ne sporu yapıyorsun? Bisiklet. Hani göster, nerede bisikletin? Şurada ama kaskını takmam. Yandık sıcaktan. Hani bunu aldık, biz de denize geldik, atladık işte. Bebek sahilindeyiz şimdi. Yazın tadını çıkarmak isteyenler işte burada görüyorsunuz. Suya atlamak için bizim anonsumuzu bekliyorlar ama anons başladı, atlayabilirsiniz. Evet. Onlar atladı. Görüyorsunuz diğerleri de peşinden gitti. İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar kendilerini serin sulara attılar. Böyle yüzüyorlar. Sıcaktan bunalan Linda da kendini serin sulara attı. Görüyorsunuz sahibinin yanında, sahibinin peşinden gidiyor. 1,5 yaşında Linda sıcaktan bunaldı. Şimdi serin suların tadını çıkarıyor. Çok hevesli kendisi. Suyu çok seviyor ya. Evet, şu an yine yeniden atlayacak. Linda, bizi de ıslatacaksın. Eğlendin mi, yüzdün mü iyice Linda? Hı? Bak şöyle kameraya gel. 20 Temmuz, 30 Temmuz gibi Ağustos'a doğru hep böyle sıcaklıklar 30-32 derece görünüyor batı ve iç kesimlerimizde.